Allah'ı niye görmüyoruz? Geniş mevzu olduğundan bugüne kadar çok farklı cevapları olmuştur, duymuşsunuzdur. Değil mi? Çok Allah'ı niye görmüyoruz? O çok klasik sorular. Çok eski yani. Bitmiş de başka bir şeye kapı açar diye ben tekrar yaptım. Çok farklı cevaplar duymuşsunuzdur. Değil mi abi? Ben farklı bir şeyi bununla vurgulamak istiyorum. Bakayım ne açacak? Onlar tekrar etmeyeceğim. O mazide söylenilen mantıklar vesaire. Onları tekrar etmeyeceğim. Zannediyorum duymadığınız bir şeyle anlatmak isteyeceğim. Gerçi burada kalanlar duymuştur da. Anne kandaki çocuğun annesini görmediği gibi. Allah'ı niye görmüyoruz? El cevap. Anne karnında büyüyen çocuk annesini görmediği gibi her şeyin zemini olan matematiği görmediğimiz gibi büyüdüğümüz zamanı görmediğimiz gibi. Zamanın içinde büyüyoruz ama zamanı tanımıyoruz, görmüyoruz. Zaman kaybı, zamanım gitti, nakittir. Zamanımı çaldı. Zaman. Zamanı gören yoktur. Niçin yoktur? Ona geliyoruz. Yani gören yoktur. Şimdi bedenini annenin bedeniyle çocuk. Anne karnında çocuğu düşünüyoruz. Bedeni annenin bedeniyle. Hayatı annenin hayatıyla. Ruhu da annenin ruhuyla alakalı, bağlı olduğu için annede olduğu halde anneyi göremez. Göremez yani. Annede olduğu halde anneyi göremez. Sen çocuğa anneyi anlatabilir misin? Yani bak bebeğe, annenin yaşı böyledir, boyu böyledir yaşı. Nesebi, cinsiyeti, duyguları, hisleri, fikirleri, meyilleri, arzuları anlatabilir misiniz? Ve zaten çocuk anneyi merak bile edemez ki. Anne nedir demez mi? He? İlk sorusu olur. He, anne ne demek? Değil mi Abdül? İlk sorusu olur. Sen anne desin biliyor musun? Anne ne demek? Yani senin büyüdüğün yer, anlamadım yani. Başka bir şey yok ki burada. Niçin çocuk anneyi anlamaz? Sebebi, bedeni annesinin bedeninde olduğu için, hayatı annenin hayatın içinde olduğu için, ruhu annenin ruhunun içinde olduğu için. Zamanın içinde olduğumuz için zamanı bilmiyoruz. Matematiğin içinde olduğumuz için matematiği bilmiyoruz. Soyut kavramlar kim yaptı diye sorulamaz. Soyut kavramlara. Yani suyu kim ıslattı sorulamadığı gibi. Çünkü kendisindendir. Yani ıslaklık zatidir. Ona takılmış bir sıfat olsaydı kim taktı sorulabilir. Sudan ıslaklığı kaldırırsanız su değildir. İki tane elementtir. Hidrojen ve oksijendir. Dimağdaki yapısını annenin, çocuğa anlatıyoruz. Annenin dimağını, ruhundaki alemleri, annenin ruhunu, çocuğa diyoruz ki annenin ruhu var ya, ne alemler var annende. Çocuğa anne karnındaki çocuğu anlatamazsın. Çünkü anne bedeniyle anne bedeniyle çocuğun bedenini, hayatıyla hayatını, dimağıyla dimağını
kalbiyle kalbini ruhuyla ruhunu ihata ettiği için ve şiddeti zuhurundan gizli kaldığı için hatta bir yerde olduğunu bile bilemez. Şiddeti zuhurundan. Şiddeti zuhurundan olduğu için hiçbir boşluk bırakılmadan anne tamamen çocuğu içine aldığı için, bedeni bedeninin içinde olduğu için, yaşının içinde olduğu için, ruh ruhunun içinde olduğu için, hayat hayatın içinde olduğu için çocuğa anneyi anlatamazsınız. Zamanı insana anlatamadığımız gibi. Zamanımız zamanının içindedir. Zaman diyoruz, ben yaşım diyoruz ama oysa zamanın bize yaptığı tesirdir o. Çocuğa desen ki sen kendini müstakil ifade edemezsin. Çocuk şöyle der. Ben değil. Ben benim. Benden başka bir kimse beni himayesine nasıl alabilir? Kim görmüş anneyi? Kim gidip de görmüş? Kim gidip de gelmiş? İki tane ikiz olduğunu kabul edin. 400 olsun. 300 olsun. Şimdi Mehmet, buyur Ahmet. Anne değilmişiz ya. Allah Allah. İnanır mı? Gidip de gelen mi var ya öyle bir şey? Lan gitse gelir mi bir daha o yolu kim kullanarak, kim gelir? Gibi safsataları savurmaya bebek devam eder. Kim gidip de görmüş? Gidip de gelen mi var? Diye safsatalar savurmaya devam eder çocuk. Doğru. Kim oradan ayrıldıktan sonra geri dönmeyi dener veya ister ki o çocuğa dışarıyı, anneyi içeriye söylesin. İçeriye girdin. Bir tanesi 300'dü. 3 tane çocuk. Bir tanesi çıktı. Aynı yolları deniyoruz, içeriye girdi. İkisini anlatıyor. Dağlar var, denizler var, balıklar var, gezegenler var, çiçekler, kuşlar ötüyor, ses var, manzara var, bildiğin gibi değil. Baklavalar var, börekler var, kokunun çeşitlerini, dilinin çeşitlerini, dokunmanın çeşitlerini, sesin çeşitlerini, düşünmenin çeşitlerini, sevginin çeşitlerini nasıl anlatacaksın? Şimdi girdi anlatıyor. Bak, anne var ya anne, şefkatiyle bizi kucaklamıştır. Allah Allah. Bebek annenin neresindeyse, biz de Esma-i Hüsna'nın orasındayız. Abi o zaman şöyle bir şey var. Anne karnında olmadan önce bebeğin yapısı olması lazım ki anca onunla tanıyabilsin. Yani daha önce annenin dışında olacak, içeriye girecek. Sonra tabii canım anne yukarıda, kafa yukarıda. Tabii yiyor. O kadar acayip ki vahiy geliyor çocuğa. Ancak onunla bilir. Vahiy şu. Anne stres yaptığı zaman çocuk etkilenir mi? Allah da kahar yaptığı zaman Lut kavmine, Semud kavmine vurduğu gibi. Allah böyle kahar ettiğini, kızdığını nasıl anlarız? Kavimlerini helak ediyor. Anne de kızdığını çocuğa yansıyor. Stresi, öfkesi bebeğe yansımıyor. Şimdi anne bize nasıl vahiy geliyor peygamberle? Anneden de bebeğe vahiy indirelim. Muhabbet, sevgi, edep, haya, namus, nikah, nikahsız olması, nikahlı olması. Çocuğu etkiler mi etkilemez mi? Vahiysiz olur. Ya anladın mı? Bu da vahiy. Anne karnındaki çocuk aynı çocuk. Nikahlıdır, nikahsızdır. Aynı çocuk idealisttir, düşünen, tefekkür eden, kalbinde muhabbetle dolu olan, idealist bir annenin karnındaki çocuk, bir de bunun tersi ile olan bir annenin karnındaki çocuğu düşün. Çocuğu etkiler mi, etkilemez mi? Vahye tabi olan olmayan gibi düşünün işte. Yani nikahsız çocukla nikahlı çocuk arasındaki fark la teşbih ve la temsil, başıma çorap örecekler bu sözümle ama yani vahye tabi olanla olmayan ruh manevi bilavelet oluyor. Ruhu aşılayan ruh nikah
vahidir. Çünkü nikah akdi bedensel hayat değildir. Devam ediyor. Söylese bile inanmaz ki dışarıdan içeriye giren ey veya aletle. Ey! Var ya, neredesiniz biliyor musunuz? Nereden geliyor bu ses? Dışarıdan, dışarısı mı var? Demez mi? Lan herhalde çarpıldık ya. Cinler bizi sardı. Niye? Baksana ses geliyor. Nereden geliyor? Duvarın her yerinden geliyor. İnsan sesi hiç duymamış içeride çocuk. Hiç duymuş mu? Duymamış. Hey! Nereye bakarsa aynı. Torba. Su torbası. Buraya bakınma öyle sağa sola. Dur orada. Sen görüyorsun ya röntgenle. Röntgenle bakıyorsun. Öyle bakınma. Ne bakınıp duruyorsun? Beni görüyor. Merak etme, seni duyuyor. Kalbin hep geçenleri işitiyor. Hep seni ne yaptığını da yazıyorum, gözlemliyorum. Röntgenle kaydediyorum. O ne yapar? Ödü patlar. Dünyaya geldiği zaman ellerine şey bağlanar ya, parmaklarını yemesine sayın. Evet, gözüne sokmasın diye. Çünkü kendisine yabancı. Niye gözüne sokuyor? Mesela Erdinç göstermişti bana o videoyu. Bende var o. Yaklaşık olarak kaç dakika unuttum. Ben şey, 12 dakika mı neydi? Saniye saniye, 5 saniye, 7 saniye, 10 saniye, 15 saniye yeni bir bebekten çekilmiş. Bebek büyümesi, ta kendini tanıyana kadar 1 saniye, 15 saniye, 30 saniye, 1 dakika. Dönem dönem çekmişler, bir 10 küsur dakikalık bir video yapmışlar. Çocuğu baktığınız zaman büyürken hep böyle yabancı olduğu anlaşılıyor. Yani kendini tanımaya çalışıyor, ağırlıkları deniyor, gözüne parmağını sokuyor. Ondan sonra affedersin gaz kaçırıyor, şaşırıyor neyin ne oldu diye. Kalkıyor, kalkmaya çalışıyor, arkadan bakıyor. Dikkat edersen çocuk kendisini tanıyor çünkü, tanımaya çalışıyor çünkü çocuk bedenine yabancı. O kadar garipsiyor ki bu nedir diye. Mesela bardakları niye kırar? Gücünü denemek istiyor. Çocuk senelerce, 15 sene bulu çağına kadar kendisini tanımayla meşguldür. Kendisini tam tanıdı, bulu çağı oldu. Yani ruh beden artık uyum oldu. Sonra bir bakıyoruz ki, o ben değilim, bu neyin nesidir, neredeyim, bu neyin kafesidir. Bununla uğraşırken 15 sene, 15 sene sonra bu benim demeye başlar. Buna benim demeye başlar. Sonra vahiy uğraşıyor. Vahiy, ayet geliyor, peygamber geliyor. Bu sen değilsin. Hani bebekken sen bu değildin de bunu tanımaya çalışıyordun ya. Adem Safiullah der Kur'an buna. Sen hani uğraşıyordun ya kendini tanımaya, o değildin yani. Bu neyin nesi? Ayağını deniyordun, kolunu deniyordun, kaşını deniyordun, tamam. Şöyle yapıyordun, tamam. O sen değilsin. İşte 30-40 senede Kur'an bu sen olmadığını anlatmayla geçiyor. Söylese inanmaz ki annenin ruhsal yapısı değil, bedenini, alemini anlatabilir misin? Ey çocuk, annenin bedeni şöyledir. Bak, ey çocuk, annenin bedeni şöyledir. Hacmi kütlesi şöyledir. Siması, sureti, annenin duyguları şöyledir, böyledir. Hem annen seni çok seviyor. Çünkü baksana senin için nelere katlanıyor ve katlanmış gibi şeyleri anne karnında olduğu halde o bebeğe anlatılamadığı gibi bizi saran ahirette de böyledir biz. Bizi saran ahirette anlatamıyoruz. Anne nasıl ki çocuğa sarmalamış, ahirette dünyayı sarmalamış. Çocuğa anne ilişkisi nasılsa, ahirette insan ilişkisi aynı böyledir.
Annenin yardımı olmasa bilmeyeceğiz ne olur? Yok. Mesela su-buz ilişkisi. Buza diyoruz ki bak kardeşim öyle enaniyet kurur kibir yapma. Sen buz diye falan hava atma diyelim. Sen susun. Aslın sudur. Anlatabilir misin? Ömründe insan olsun. Ömründe buzdan suyu görmemiş. Hep buzu görmüş. Bu buzdur ama basıyoruz, yürüyoruz, arabalar geçiyor. Bu aslında bu değil, sudur desek bile su hiç ömründe görmemiş, buzdan suyun çıktığını bilmemiş bir insana buzdan suyu nasıl anlatacaksın? Ha, dünyadan kasıt buzdur. Ahiretten kasıt sudur. Dünya buzdur, ahiret sudur. Hani ahiret dünyanın neresindedir? Su buzun neresindeyse. Ceset dünyadır, ruh ahirettir. Ruh cesedin neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Peki, dünya odundur, güneş içindeki odun, odun içindeki güneş, nur, ısı, ışık, ışık ahirettir. Işık, odundan ışık çıkıyor yaktığımız zaman. Işık odunun neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Duman odunun neresindeyse cehennem dünyanın arasındadır. Psikolojik sıkıntınız nerede? Odunun neresinde ateş varsa sıkıntı da senin orandadır. Devam edeyim. Esmaların en kesif hakikat mertebelerinin toplamı olan şu bedende bulunan ruhumuzu, bu beden neydi? Bak, tencere getir koyalım. His, heves, heva, tabiat, damar, asap, fıtrat. Fıtrat olmayabilir. Bunu çünkü çok az kullanıyor. 6 tane. His, heva, heves, heva, asap, damar, he? Tabiat. 6. Koy tencereye. Karıştır, karıştır. Karıştırdın mı? Gidin buzdolabına koyun, donsun. Dondu. Bu ceset. Sen o zaman donmuş et değilsin. Donmuş enerji değiliz. Bu senin kılıfın. Donmuş odun. Odun. Ama odunda olup odunda odun olmayan var. Odunda olup odun olmayan var. Nur. Odun ağırlığı var ama içeride olanın ağırlığı yok. Odunun mekanı var, içeride olan mekanı yok. Odunun tipi vardır, muayyendir, bellidir. Ama içinde olan ısının, ışığın, ultraviyol dalgalarının, dalga boylarının, renklerin kilosu, litresi, hacmi, kütlesi yoktur. Şimdi bak, burayı çok iyi dinleyin. Esmaların en kesif, yani biz neyiz? O 6 tane dedik ya, donmuş hali. Yani Esma-i Hüsna'nın donmuş hali. Şunu kastediyorum. Buz, geri gidelim. Su, geri git. H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'inin bu donmuş hali. Hep aynı yerdeyiz. Bak, buz. Aynı yerdeyiz. Su. Başka bir yere gitmedim. Su ama, kardeşim bunu kafaya takmayın. Su ama H2O. Değil. H2O ama enerji. Enerji ama esir. Bak bir yere gitmiyor. Esir ama maddi hayat. Maddi hayat ama aynı hayat. His ve şuur. Akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'i. Niye böyle yapıyorum biliyor musun? Bir yere gitmiyorum. Bak bir yere gitmiyorum demek. Hep aynı yerde. Bu saydıkların buradan olduğu gibi bu alemler de burada. Aynı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Hidrojen oksijen dışarıda ne arıyorsun? Var işte burada. Suyun neresinde hidrojen oksijen varsa bedenin de orasında cennet cehennem vardır. Anladın mı? Şimdi bak. Bu neymiş? Esma-i Hüsna'nın en donmuş hali. Buz,
geriye doğru gidiyorsun ya, en son. Ha, Allah'ın isimleri var ya, ya Rahimu, ya Allah, ya Kerimu, ya Allah, ya Cemil. Var ya böyle Esma Üstad, Cemil Latif vesaire. Bunların en kesif, donmuş hali bu mu? Buraya kadar tamam mıyız? Bir şey anlatacağım. Ha. Esmaların en kesif hakikat mertebesinin toplamı olan şu bedende bulunan ruhumuzu, ruhumuzla anlatamadığımız gibi, adama ruhu var, ruhuna ruh anlatamıyoruz. Bak, ruhumuzu anlatamıyoruz. Ruh dersini dinliyoruz ya, abi ruh anlatsana ya. Kime anlatacağım? Ruhuna. Ruhumuzla ruhumuzu anlayamıyoruz da, ruhumuzun ustasını nasıl anlarız? Abi Allah'ı niye anlamıyoruz? Sen ruhunla ruhunu anlamadığın gibi. Adam, şimdi şey diyeyim, inkar ediyor, kabul ediyor. İnkar etmek, kabul etmek ruhun özelliğidir. Değil mi? Adam diyor ki ben ruhu kabul etmiyorum. Ruhuyla ruhunu inkar ediyor. Tuhaf değil mi? Adam görünmeyene inanmam diyen doktor gidiyor psikiyatri bölümünde psikologluk yapıyor. Değil mi? Böbreğin ağrıdı. Bak şimdi böbreğin ağrıdı. Organ belli. İlaç belli. Gözün ağrıdı. Organ belli. Hastalık belli. İlaç belli. Kafan ağrıdı. Organ belli. İlaç belli. Tamam. Psikolojin bozuldu. Organ belli mi? Yok. İlaç nereye göre koydun, verdin ki? Organı belli olan, hastalığı belli olana ilaç verir. Böbreğin dializ. O kim bu? Organ. Ne yapar? Aa şu eksikti, ver ilacı. Tamam, doğrudur bu ilaç. Aşağı yukarı doğrudur. Organ belli olduğu için. Psikolojin bozuk. Hangi organ bozuldu? Psikoloji? Yok, akıl gayet zeki. Abi kendimi çok kötü hissediyorum ya. Abi kendimi ya böyle yaşamak, hayat anlamsız kaldı ya. Dün yaptık ya. Hayat anlamsız olursa önümüze intihar seçeneği çıkar. Çok harika bir dersti, yayına girecek inşallah ya, bugün. Hayatı anlamlandıran manasıdır. Hayatınızdan, hayatınızı manalandıran anlam çıkarsa önünüze intihar seçeneği çıkar. Başka şansınız yoktur. Ya hayatınızı mayalamak için, sütü mayalamak için maya gerekiyor. Hayatınızı anlamlandırmak için maya lazım. O hayatınızın mayası da manadır. Hayatınızı anlamlı olması için, yaşanılır ve heyecanlı olabilmesi için anlamı olması lazım hayatınızın. Yani hayatınızda bir anlam olmalı. Bir idealist olmalı. Bir hedef olmalı. Eğer hayatınızdan anlam çıkarsa önünüze intihar seçeneği çıkıyor. O derse girecek, orada bir saat anlatılıyor. Dün akşamki ders çok ilginçti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَى لِيَعْبُدُونَ Şualardan yapmışız. Sayfa 100 müydü? 100. 100. sayfa o dersi inşallah. Bunu da yaparsın sen bugün. Bugün yaparsan onu şey yapar. Allah nasip ederse. Bak arkadaşlar, bir daha toparlandık mı? Ruhumuza ruhumuzu anlatamıyoruz da ruhumuza ustasını nasıl anlatacağız? Abi ruhtan bir ders yapsana. Ruhu göre var mı? Nasıl? Tipi nedir? Acaba içeride neler yapıyorlar? Kimler var? Ne parçalar var? Amortisör var mı? Lastiği patlar mı? Bak bir de okuyorum. Ruhumuzu ruhumuza anlatamadığımız gibi adam ruhuyla ruhunu inkar ediyor. Çünkü inkar ve iman eden ruhtur, beden değildir. Ruhlara ruhu anlatamıyoruz. Ben ruhumu şimdiki seviye kadar tanımak için ömrümü verdim. 53 yaşındayım. Ruhumu anlamak için en az 30 küsür sene verdim. Ruhumla, ruhumu anlamak için. Ruhumla, ruhumu anlamak için en az 30 sene verdim. Bir de sana ruh, inkar eden ruh diyorsun da bu akıl bunun fonksiyonu nerede aklın? Ha şu, ha, akıl nedir? Çok harika bir soru. İnkar eden, kabul eden akıl iken nereden çıkarttın sen? Akıl yoksa... Ha, ruh da, ha, bak şimdi. Şöyle diyeyim. Şurada misal vereyim Resulüm. Buz kabul et. Su değil midir? Peki
suyu çekip alırsan buz denen ne kalır? Eğer siz de ruhu çekersen hiçbir şey kalmaz. Ceset kalır yani. Şöyle diyeyim. İçeriye doğru gideyim dışarıdan. Tamam. İlk önce gördüğümüz. Akıl. Gir içeriye. Aslı. Kalp. Gir içeriye. Ruh. Bitti. Daha gir içeriye demem çünkü o mekansız mekandır. Ben olan ben. Benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum diyen ruh değil. Bunu gören de yok ha. Beni gören var mı? Ruh gene bir şey var yani. Ruh gene anlaşılır da ben olan ben anlaşılmaz hiç. Niye? Ruhun bile arkasında bu. Ruha bile sahipler. Bu kimin? Benim. Kimin bu? Benim. Ben diyen bu değil. Bu ayrı, ben ayrı değil. Bak, benim gömleğim. Ben miyim gömlek? Sahip çıkılan. Gir içeriye. Bak, bir yere gideceğiz ki içerisi olmayacak daha. Benim atletim. Gir içeriye. Benim bedenim. Gir içeriye. Benim hayatım. Gir içeriye. Ana karga söylüyorum, detayları anlatmıyorum. Benim hayatım, gir içeriye. Benim aklım. Benim aklım bunu kavramaz. Benim aklım anlamıyor. Diyen akıl değil bu. Akılcağız. Benim aklım diyen akıl değil. Gir içeriye. Benim ruhum. Benim ruhum çok sıkıldı ya. Benim ruhum kaldırmaz ya. Ruhuma çok ağır geldi ya, o sözüm var ya. Abi ruhumu kırdın, kalbimi kırdın. Diyen ruh değil. Ha, o ben olan ben zaten beşer bilmiyor. Ancak dindarların çok hastaları bunu fark etmiştir. Ben olan beni. Bebekten önceki bebek. Tamam. Şimdi. Abi ruhu burada sanki akıl ve kalbin özü gibi ifade ettiniz de. Sanki ruh farklı gibi abi. Yani bu ruh için sabittir, cevherdir diyor ya. Ya nasıl anlatayım be kardeşim? Onu demek istemediğimi sen de iyi biliyorsun da ama. Ruh, mesela gir içeriye ruh. Hepsinin aslı. Hayır. Ruh, mesela Allah'ın ilmi vardır. Subuti isim ilimde, subuti sıfattan. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat. Kelam değil mi de? Allah'ın aklı, bu akıl yok. Çünkü Allah aklı cihaz olarak yarattı. Akıl bir cihazdır. 27. sayfa sözlerde diyor ki cihaz insani. Neyle yarattı Allah aklı? İlmiyle yaptı. Aklı yaptı. Bak, fakat ruhunuzu ruhundan üfledim diyor. Cihaz değil, cihaz gibi gözüküyor. Değil ya ruh. Kalp ve akla cihaz diyor. Şimdi nasıl anlatayım yani? Buz, gir içeriye, su. Dedim ya ruhumla ruhumu anlatamıyorum. Ama akılsız ruh düşünülür ama hayatı devam eder ama ruhsuz öbürküne... Düşünemezsin, onu kastettim yani. Mesela buzsuz su düşünebilirsiniz. Aa, buz yoktur, sudur. Hayvanatta mesela ruh var ama aklı yok, devam ediyor. Hayat. Evet. Yani akıl takılmış bir cihaz. Mesela bak takılmış bu. Ben buzsuzla devam ederim. Buzsuzla devam ederim. Kolsuzla devam ederim. Öyle bir şey ki kaldırın ben yaşıyorsam o asıl değildir. Eğer bir şeyi kaldırdığın zaman ben yok oluyorsam o ruhtur, cevherdir. Aklı çıkarırsanız yaşıyorum. Ceset, ruha dayanmakta. Evet. Tamam mesela kalbi çıkarın atın. Yani de cisim parça demiyorum. Organ demiyorum. Maneviyat gitsin gene yaşıyorum. Sığırların maneviyatı yoktur ama kalbi vardır. Değil mi? Ha, ama cevheri kaldırırsanız, cevher ne demek biliyor musun? Buzdan suyu kaldırmak neyse, asıla cevher denilir. Cevheri kaldırırsan hiçbir şey yoktur. Yani bu sıralamada gömlek, atlet, beden, hayat, gir içeriye akıl, ruh, yani bu sıralamaya doğru girdim yoksa bunların hepsinin aslı ruhtur değil. Ruh hepsini kapsar ama bir parçadır yani akıl, ruhun bir monte edilmiş bir parçasıdır. Ruh Allah'ın ruhundan gelmiş. Bir de onun arkası var. Benden bir ben vardır.
benden ta içeru. Benden beslenen değil o. Ha öyle de anlaşılabilir dışarıdakiler için. Zahirciler öyle der. Bende bir ben vardır, benden içeru. Benden beslenir. Yani yaptıklarımdan kişilik kazanıyor o. Ben öyle anlamıyorum. Benden bir ben vardır, benden. Ben dediğimin ta arkası. Arkasız arka. Orada işte, aynadarlık orada. Peki, dağıtmayalım biraz inşallah, gene şey yapayım. Ben ruhumu şimdiki seviyeye kadar tanımak için ömrümü verdim. Yine de kaçta kaçını tanıyorum. Daha ruhumu ruhumla, burayı kaçırmayın Resul. Ruhumu ruhumla, aklımı aklımla, hayatımı hayatımla ihata edemiyorum da, nasıl olur bunların saniyini, ustalarını, sanatkarını, Cenab-ı Hakk'ı görmeyi yapabilirim. Aklımla aklımı yata edemedim. Aklımla aklımın dibini çözdüm mü? Artık kardeşim akılda çözülmeyecek bir şey bırakmadım. Hepsini çözdüm. Neyle? Aklımla. Daha aklınla aklını çözemedin. Ruhunla ruhunu çözemedin. Aklın ve ruhunun ustasını nasıl çözeceksin? O zaman şu hüküm çıkıyor. Akıl nedir? Zeki değil. Bu soruyu zekiler sorar. Akıl nedir? Akıl, aklı ihata edemiyor ki. Akıl cihazdır. Bu akılla aklın ustasını ihata etmeyi bu akıl istemez. Niçin istemez? Her şeyi, her şeyde haddini bilir. Akıl olduğunu nasıl anlarız? Haddini bilir. Haddini bilmek ne demek? Hududunda kalır. Yani örnek vereyim. Termometre basıncı ölçmeye, termometreyle basıncı ölçmeyi istememeli, denememeli. Termometre neydi? Ne işe yarıyordu? Havayı ölçüyor, sıcaklığı ölçüyor. Barometre nereye ölçüyor? Basıncı ölçüyor. Sen şimdi termometreden barometre denizin dibindeki basıncı ölçecek alet gibi düşünüyorsun. Ya arkadaş, haddini bilmeyen bu demektir. Termometre ile barometre neticesini istemektir. Yani akıllı insan, haddini bilen insandır. Çünkü niye? Haddini ne demek? Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığından, bu akılla bu akıl ustasını anlayamaz. Ne demek? Bu masayı ben yaptım. O zaman ben masadan önceyim. Değil mi öyle? Mehmet öyle miyim? Evet. Bu masayı ben mi yaptım? Ben yaptım. O zaman masadan önceyim. Masadan önceysem ben masaya benzemem. Masayı yapan masaya benzemediği gibi aklı yapan da akla benzemez. Zamanı yapan da zamana benzemez. Zamana benzemediği için zamandan öncedir. Zamandan önce olduğu için zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın da yaşı yoktur. Lem yelüt ve lem yulet. Başı yoksa da doğrulmamıştır. Doğuran birisi yoktur o. Her şeyi doğuranın doğrulamaz. Her şeyi ıslatan su ıslatılamaz. Her şeyi yakan ateş yakılamaz. Gibi. Haddini bilmek demek hududunda kalmak. Akıl, haddini bilmesi lazım. Aklını bilmeyen akıl, ustasına bağlı değildir demektir. Çünkü bak sırayla gideyim aşağıdan yukarıya. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıllı, hangi akılla yapılmışsa bu aklı ona bağlamak haddini bilmektir ve akıllılıktır. Yok, tersini söylüyorum. Bu akılla, o akla bağlanmaya ihtiyaç duymadan ben bana yeterim deyip haddini aşarak kendi kendini yönetmeye kalkarsa zekidir ki baş belası budur. İntiharın eşiğindedir. Devam ediyorum. Termometre basıncı ölçmeye basıncı ölçmeyi istememeli, bakmamalı veya termometre ile ses kaydı yapılmamalı. Niye ses kaydetmiyor? Bu ne? Bu ses kaydı yapıyor. Termometre yapabilir mi?
Abi o da cihaz, bu da cihaz ya. Ulan başka bir cihaz ya, haddini bil ya. Daha sesteki, bak sesteki insanın timsali sureti var. İyi dinleyin. Benim sesimde ne var? Kimler var bindirilmiş? Sırayla sayabilir misin Harun? Bu seste ne yüklenmiş sırayla? Dima. Ha, ilim, irade, kudret. Hani bedensel yapalım ki gençler anlasın. Bu ağzımdan çıkan kelimle benim neyimi seyredebilirsiniz? Aklımı. Ağzımdan çıkan kelamla kalbimi, ruhumu seyredebilirsiniz. Çünkü kelam kişinin dimağını, aklını ve kalbini, maneviyatını içerir ve taşır. Ne demek istiyorum? Doktora gidince idrar ister, büyük abdest ister. Niye? Ya içini ben görmek istiyorum, ne var ne yok diye var ya. Peki bu pis, en necisten misal veriyor. Abi verme diyorlar da. Yani en attığımız pisten, içinde sen varsın. Ses de sen varsın. Koku da sen varsın. Simada sen varsın. Herkesin kokusu, efendim? Bir de ne var dedi? Duymak. Ha, duymak. Yok, duymakta sen yoksun, başkası var. Seste sen varsın. Dışarıya çıkanda sen varsın. Mesela ter, koku, sima, ses, vücuttan atılan büyük küçük abdestlerde hep kişi vardır. Peki, biz daha sesteki insanı, biz daha cesetteki ruhu, biz daha odundaki güneşi, biz daha gözyaşındaki haleti rüyeyi bilemediğimiz, göremiyoruz da bunun ustasını nasıl göreceğiz? Gözyaşı su mudur? Ruhsal hassasiyetin dişe vuruşudur. Sıkın o suyu, gözyaşını sizi ruha götürür. Halet-i ruhiyenin dişe vuruşudur. Gözyaşı su değildir. Gözyaşı diye bir saatlik dersimiz var. Hatırlarsınız he? Doğrudur abi. Şey diyorsunuz, yani gözyaşı gönderebilse diye bir ifade var. Evet. Düşündüm ben. Acaba abi o zaman... Onu bir söyleyeyim de ondan sonra acabasını alacağım bak. Özür dilerim, affınasına sığınırım. Ustad, Kızılicaz'da Büyük Mesnevi de söylüyor. İki tane baştan bahsediyor. Özür dilerim de affını. Hani bir ilmidir. Doktorluk. Mesela alt baştan insan dölleniyor. Üst baştan da kelam ve gözyaşı. Kelam kaşıyı döllüyor. Adamı değiştiriyor. Ustad sessiz söylüyor da gözyaşı demiyor. Yani bir damla sudan insan döllendiği gibi sesle de kaşıyı döllüyorsun. Değiştiriyorsun adamı. Konuşmuyor musun? Anlatıyorsun da vaaz ediyorsun. Adam değişiyor. Ben ileriye götürdüm biraz. Acaba ben sesimi karşıya dölleyince adamın aklı, kalbi değişiyor değil mi? Adam namaza başlıyor, düşünceleri değil, fikriyatı değişiyor. Adam sonsuz cehennemden sonsuz cennete gidiyor. Bu anlattığım bir derste. Ben şu gözyaşını düşündüm. Şu gözyaşını da bir yere, bir kadına döllese eşime. Bu gözyaşını da, o da sudur. Ötekisi de sudur. Bu gözyaşımı döllesem, karşıya dölleyebilsem ne çıkar diye merak ettim. Çıktığı hangi alemi taşımışsa o çıkar. Ruhum çıkardı. Öteki su bedenimden süzüldüğü için bedenim yapı, bedenim gibi bir şey yapılıyor. Gözyaşı ruhtaki halet-i ruhiyedir. Onun dişe vuruşudur. Eğer gözyaşıyı dölleyebilseydik benim gibi bir ruh çıkardı. Veya abi dedi bir tanesi, ruhçu doktor, dedi ki hayır, gözyaşı döllenseydi ruh çıkmazdı. Hangi duyguyla dışarıya gösterdiyse yaş, o duygu olurdu diyor. O duygu cisimleşirdi. Şimdi özür dilerim, unutmadınız. Bu tevfik şeyde yaptığında, Bakırköy'de yaptığında kan tahlili yapıyorlar. Ben daha önce dinlemiş olsaydım doktora derdim. Yani bu işi gözyaşına açsanız daha net tespit yapardım. Kan tahlili yapacağına gözyaşı yapın. Evet. Hangi ruhla bu taşkınlığı yaptı? Sen ruhu gidiyorsun bedendeki kanla. Ya bedendeki kanla bedendeki elementler hangisi eksiktir? Mecburdur doktor onu yapmaya. Çünkü öyle bir tahlil yok ki gözyaşını tahlil edeceğim. Ben böyle bir laboratuvar kuracağım.
gözyaşı tahlili laboratuvarını kuracağım. Ha kuracağım bak. Su en güçlü malumat transfer aracıdır biliyor musunuz? Evet. En güçlü. En güçlüdür. Şimdi Bakırköy'de yatanların kan tahlili yapması hangi element eksiktir? Tamam ama o elementleri bedende eksilten bir düşünce var. Bir his var. Nasıl ki kötü bir haber, kötü bir düşünce mideme vurmuyor. Kötü haber mideye vurmuyor. Kötü bir haber kanser oluyor demiyorlar mı stres? Yani düşünceler stres hastalığın temelidir demiyor. Ha şu adam vücuttan bunlar eksik. Tamam onu verdin. Düzeldi mi? O düşüncesi düzelmedikçe bu element devamlı eksik olacak. O zaman adam psikoloji hapı devamlı kullanacaktır. Psikoloji hapla o elementi koyuyorsun, düşünce tekrar bozuyor. Tekrar hap, tekrar düşünce. En iyisi o düşünceyi düzelt, o hapı da kaldırırsın o zaman. Ama o düşünceyi düzeltmeden sakın hapı bırakma. Adet ilahidir hap. Peki, devam ediyorum. Akıllı telefonu yapan akla hayran oluyoruz. Akıllı telefonu yapana Furkan'ım hayran oluyoruz. Aklı yapana hayran olmuyoruz. Radarı yapana hayran oluyoruz. Radarın yapılmasına sebep olan kartalın gözünü yapana hayran olmuyoruz. Denizin dibini gösteren sonar sistemine hayran oluyoruz ustasına. Fakat onun model alındığı Yunus balığının gözünü yapana hayran olmuyoruz. Yer çekimi bulana, yer çekimini bulana, Amerika'yı bulana hayran oluyoruz, heykelini dikiyoruz. Ruhun çekildiği yer olan, ahireti bulan Hazreti Muhammed'e hayran olmuyoruz. Ruhun çekimi de, ruh bekaya doğru çekilmiyor. Niye ebed istiyorsun? Bu niye çekiliyor? Yer çekimi diyor. Yer çekimi bulana vay be şu bulmuştu. Mesela maddenin altına inmiş adam kuantum. Adam dev oldu değil mi? Maddenin altına inmiş. Ya varlığın arkasına inmiş ahireti bulan Hazreti Muhammed'e hayret etmiyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Çocuk anne ilişkisi ki ondan ve orada ama o değil. Bak çocuk annede, burayı kaçırma. Çocuk annedendir ama anne değildir. Oradadır ama ondan değildir. Çünkü erkek ruhu var çocukta. Eğer hakikaten annenin fotokopisi ise kadın olması lazım. Bir daha okuyayım cümleyi. Ondan, anneden ama. Ondan ve orada ama o değil. Bak, ondan ve orada. Anneden ve annenin karnına ama anne değil. Yani çocuk annede, anneden oluyor ama çocuk anne değil. Ve ondan önce de olamaz. Anneden önce çocuk olabilir mi? Niye sormuyoruz ya arkadaşlar ya? Anne, çocuk niye anneden önce olmasın? Niye olmasın? Peki, o zaman Allah'tan önce ne var? Niye soruyorsun? Çocuğa da sorsana. Ve çocuk annesinin soyunu, yaşını soramaz. Yani hey dışarıdakiler, hey dışarıdakiler, annem kaç yaşında diye soramaz. Aklına bile gelmez çocuğun. İnsanın aklına mevcudattaki varlıkların ilişkilerini, çelişkilerini emri nisbileriyle bilebilir, anlayabilir. Yani biz eşyanın birbirine ilişkisi ve çelişkilerini emri nisbi yaparak, kıyas ederek içeriye koyarız, anlarız. Varlığın arkası olan soyut kavramları intikal eder, kabul ederiz. Yani somutla, somut biliyorsunuz tutulan gözüken, soyut ise bunun arkasındaki yazılım. Biz varlığın arkası olan soyut kavramları intikal kabul ederiz. Ne ile? Soyut, somutla. Varlık gibi görmeyi talep etmez akıl. Mesela her şey zaman zemininde olur. Ama her şeyi görürüz, tutarız, keseriz, biçeriz ama onun olduğu fabrika, şerit, sayfa
ip nehir der ustad zamana. Zamanı göremeyiz. Zamanı gören var mı? Abi tesiriyle anlıyoruz. Ruhun da tesiri var. Allah'ın da tesiri var. Maneviyatı yok mu? Duygusallık neyin tesiridir? Çünkü akıllı haddini bilendir. Termometreden barometre istenmeyeceği gibi somutları kavramak, anlamak ve görmek için olan akıl aletiyle soyut olan alemleri somut gibi isteyemez. İsterse ya ne istediğini bilmeyendir ya da inkar etmek için öne sürdüğü bahanelerdir. Abi şu temsili verebilir miyiz? Anne karnındaki çocuğun anneyi bilebilmesi, anne karnındayken bilebilmesi çok zordur, imkansızdır. İmkansızdır. Doğduktan sonra anneyi bilmesi değişir mahiyeti. Anneyi artık daha böyle kapsamlı şekilde görebilir, bilebilir. İnsan da ölünce mi Cenab-ı Hak? Zaten Allah Resulü aynı misal verdiği için ben bu hadisi şerih de, ölünce uyanırlar. Şimdi biz bu aleme, fani aleme, baki alemden fani aleme geldik, ağladık. Faniden bakiye giderken güler insan orada. Şimdi diyor ki, ahirette dünyayı kıyas ederken, bir insan diyor, anne karnından gelse, bir daha gelmek istemediği gibi aynı yolda, aynı yere, ahirete giden de dünyaya gelmek istemez. Çünkü dünyada insan uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölmek uyanmaktır. Ölmek ölmek değildir. Uykunun ölümüdür. Devam ediyor. Şimdi iyi dinleyin. Biraz felsefi gibi zannedeceksiniz ama değil. Psikoloji olsun. İnsan kendisiyle kandırılıyor. Başka şeylerle kandırılsa bundan kurtulması daha kolaydır. Fakat insanın kendisiyle kandırılmasından kurtulması çok zordur. İnandığımızı iddia ettiğimize kalben inanabiliyor muyuz? İnandığımızı iddia ettiğimizi kalben inanabiliyor muyuz? Acaba inandığımızı sanmayalım. Birileri söylediklerine kanarak kanaat etmeden sen de araştırdın mı? Allah var dediler. Araştırdın mı? Hiç baktın mı ya? Bir ders vardı abi sanki. İsmi şöyleydi. Doğruların... Doğruluğunu hangi doğrularınla doğruladın? Bizim dersler böyle sıradan sokaktakilere yapılmadığı için biraz elit, yani düşünen tabakalara baktığı için. Mesela ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Hayatta kaybolduk. Tamam. Şimdi acaba inandıklarımızı inanıp iddia mı ediyoruz veya iman mı ediyoruz? Hiç böyle iman ettiğimiz hayatın felsefesi, ahiretin haritası olan Kur'an-ı Kerim'i hiç baktık mı ne diyor diye? Onun tefsiri olan Risale-i Nur'u okumadın. Hadi okumadın, tamam. Kur'an'a bir baktın mı yani, iman ettiğin kitaba? Devam ediyorum. Gerçeklerimiz davranışlarımızla ifade ediliyor aslında. 8. surenin 2. ayetinde. Yani biz var ya, Allah'a inanıyor muyuz? İnandığımızı ayet söylüyor 2. ayette. İnananın şu vasıfları vardır diyor. Bakın 8. surenin 2. ayetine. İnanıyorsanız şöyle şöylesiniz diyor Allah. Bizi bırakmamış. İnanıp inanmadığımız orada söylüyor. Mealini yazmadı. Peki son şeyimi okuyorum. Allah Celle Celaluhu hakkında, ahiret hakkında imanımızı artıran, zerre kadar artmasına vesile olan misal, deliller ne kadar kıymetli olduğunu iş işten geçmeden kıymetini bilmeli. Her şeyin zemini, hakikati olanın bir şeye bürünüp görünemez, zaman ve matematik gibi birileri çıkıp
matematiği ve zamanı niye görmüyoruz diye sormamıştır. Matematiğin başı yoktur. Zamanın başı yoktur. Mesela Binkman der ki, Binkman, sıfır zamanda diyor. Bak bir zaman var. Abi karıncaya koca bir binayı anlatamayacağımız gibi ahirete de aynı şey. Aynı yani ama insan işte burada ben biraz da şey anlatmak istiyorum öyle. Yani insan nerede ne düşünüyor, haddini bilmeli. Haddini bilmeli. Olmayacak şeyleri olmayacak yerde aramamalı. Kara kedi, olmayan kara kedi karanlık odada aramak neyse haddini bilmemek de budur. Bir daha söylüyorum. Mehmet, Abdullah, Furkan, Mustafa. Size söylüyorum. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse haddini bilmemek de, yani hangi cihazda ne isteyeceğini bilmemek de buna benziyor. Olmayan, Abdullah bak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse haddini bilmemek de budur. Çok ilginç değil mi? Çünkü akıl bir alettir. Ruhumuz da, ruhumuzu anlayamıyoruz da, ruhumuz da, ruhun sahibini nasıl anlayacağız? Az bir ilim verilmiş size diyor. Öyle, öyle diyor zaten ayette. Sizin ruh hakkında az ilim verilmiştir diğerlerine göre. Demek ki anne karnından girdik. Allah'ı niye görmüyoruz? Yani çeşitli misaller ve dersler var. Belki de bizim 20-30 tane ders var. Değişiklerle, duygularla Allah'ı niye görmüyor? Duygularını görmediğin ruhla Allah. Var ama ben burada anne karnındaki çocuğun anneyi göremeyeceği yapısı, sistemiyle girerek matematik ve zeminimiz, her şeyin zemini olan, yani bütün fenlerin kaynağı matematiktir. Her şeyin kaynağı, zemini olan matematiğin kimse görmemiştir. Mesela fizik, fiziğe bağlı. Fiziği kaldırırsanız fizik yoktur. Tıp ilmi insana bağlı ve bağımlı. İnsanı kaldırırsanız tıp yoktur. Değil mi? Kimya ilmi kimyaya bağlı. Kimyayı kaldırın, kimya yoktur. Bütün fenleri, varlığı kaldırın, matematik gene vardır. Sıfır mekan, sıfır zaman dediğine göre bir var yani. Sıfır dendiğine göre bir sürü eksiler de var. Ve artılar da var. Artı da vardır sıfır dediğine göre. Çok ilginçtir. Her şeyi gösteren sıfırın sayısal değeri yoktur. Mekanı da yoktur. Kilosu yoktur. Hiçbir sayısal değeri yoktur ama bütün sayılar onunla bilinir. Sıfırı kaldırın, bir var mıdır? Eksi bir var mı? Yoktur. Kaldık değil mi? Hocam sıfır gören var mı dedi, kimse sormuyor. Her şeyin kaynağı sıfır ama o hiçbir şey değildir. Mekana dönüyorum, o zamandı. Bizi en çok şaşırtan mekan ve zaman kavramı olduğu için söylüyorum. Niye çok duruyorsun? Mekanın da zemini zamandır. Zaman. Zamanı ustad ip der. Kitabın sayfaları der. Nehir der. Şerit der. Mesela şu kitabın sayfaları zamandır. Sayfaların üzerindekiler mekandır. Bak. Bu noktadan bu noktaya mesafe vardır. Karınca epey gider. Değil mi? Bayağı mesafe var. Buraya bir nokta koy. Buraya. Hadi karınca git. 10 dakikada gitti. Peki. Şimdi git bakayım iki nokta arasına. Gideceği yerle gittiği yer aynı yerdedir. Bir yere gitti. Mekan kalkmıştır zaman. Bir yere gitmiyor. Aynı yerdedir. Neyse. Bak. Her şeyin ifade edildiği, her şeyin hakikati olan bir zamanın kendisi muayene olamaz. Tamam. Dolayısıyla zamanı yapanın zamanı olmadığından mekana benzemez. Zamana da benzemez. Çünkü zamandan öncedir. Zamandan önce olursa mekanı yok. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-fâtiha temâs-selevâd.